işlerde bir ve beraber olmamızı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bizi yöneten ve idare edenlere kolaylıklar lütfeyle, verdikleri kararlarda isabetler nasip eyle. Derneğimize ülkemizde bulunan 400 cezaevinde 200 bin civarında insandan günlük yüzlerce mektup gelir, her gün gelir. Biz bu mektupları okuruz. İnsanlarımızın nelere ihtiyacı varsa birebir onları yapar ve göndeririz. Burada insanlar mektup yazıyorlar. Mektuplarında giyinmek için kıyafet istiyorlar, okumak için kitap istiyorlar, her tür kitap ama. Onun ötesinde dini vecibelerini yerlerine getirebilmeleri için Kur'an-ı Kerim istiyor, seccade istiyor, başörtüsü istiyor. Bu insanlar bizim cezaevlerinde gerçekten annelerle beraber kalan küçük çocuklar, 0-6 yaş grubu, 13-18 yaş arası çocuk mahkumlarımızın olduğu, bir ülkede çocuk mahkumu var ise ve o çocukların içeride olmasının tamamen sorumlusu, vebali bizleriz, yetişkinleriz. Çünkü geleceğimiz çocuklar diyorsak, geleceğimiz çocuklar cezaevinde olmamalı. Onun için gayret sarf etmeliyiz. Kader mahkumlarının bu iftar etkinliğine benim 3. katılışım. Biz Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak Beylikdüzü'nde kader mahkumlarına elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarının karşılanması veya lojistik destek ya da farklı konularda olan ihtiyaçları konusunda her zaman işbirliği içindeyiz. Tüm Türkiye'deki insanların da bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Ben 6 sene cezaevinde yattım. Şöyle söyleyeyim, daha önce biz Necdet Bey ile mektup aracılığıyla tanıştık ve 6 senelik bir dostluğumuz var ve bu dostluğumuz da şu anda devam etmektedir yani. Genelde Kur'an-ı Kerim, dini üzerine, ondan sonra elbise, ayakkabı, genelde bu mahkumun şahsi ihtiyaçları için gerekli olanlar, bunları gönderdi başkanımız. Sadece bana değil, bütün mahkumlara gönderiyor bunu. Yani bu ulaşamadığım mahkumlar da var. Ulaşmak isteyip de ulaşamadığım mahkumlarımız da var. Ama çoğu da çekiniyor, yazmaya korkuyor. Yani hükümlü olmak, cezaevine girmek bir suç değildir. Ayrıcalık da değildir. Her insan hata yapabilir. Geçmişinde illaki birileri hata yapmıştır. Ama bu cezaevine girenleri dışlamamak, suçlamamak lazım. Bu adam suç cezaevine niye girdi? Niçin girdi? Yani bunları araştırmak lazım. Gelen mektuplar arasında bir bayan mahkumu mektubu vardı. İstediği de mektubunda büyük boy mahalli Kur'an-ı Kerim çıktı karşıma. Dedim ki üstad, bu vatandaşımız bize mektup yazmış, biz de onu istedik. Recep ayının biriyle başladı. Hakikaten 7-8'i buldu zaman zaman sayılır. Hep gönüllü insanlar. Evet. Buyur kaymakam. Kıyafet tarzıyla olunca. Neyse abi. Efendim. Yok. Hemen söyle. Ben gidiyorum, siz burayı ayarlarsınız. Tamam abi.